Merhabalar. Bakın Harvard Üniversitesi'nde bir öğrenci günde 24, ayda ise 720 tane yumurta yemiş. Sonuçta ne olmuş? Sonuçta LDL kötü kolesterolü düşmüş. Bu genç bir arkadaş. Fakat ilk önce elmalarla armutları karıştırmayalım. Hastalık yoktur, hasta vardır. Benim daha önce yayınlanmış bir videom var. Buraya bağlantısını bırakacağım, onu izleyebilirsiniz. Kısaca şöyle bir hadise var. LDL düzeyi 100'ün altında 60-80 olsa bile %11 oranında bir damarda dahi olsa kireç birikimi oluyor. O hemen acele etmeyin. Şimdi tersine bakalım. 160'ın üzerinde LDL olan kişilerin %35'inde damarlarında hiç kireç yok. Yani sadece kolesterol ve risk olarak bakmak gerekmiyor. Çünkü başka riskler de var biliyorsunuz. Fakat özellikle kolesterol konusu olunca kolesterol hapı ve ortalıkta dolaşan, havada uçuşan bir sürü komplo teorilerini de göz önünde aldığınız zaman kafanızın karışması son derece normal. Burada esas konu şu, siz hangi gruptasınız? Yani eğer dokümante edilmiş bir damar tıkanıklığınız varsa, anji oldunuz, balon oldunuz, stent oldunuz, bypass oldunuz, o zaman kolesterol düzeyinin düşük olması sizin beklenen yaşam sürenizi etkiliyor. Çünkü neden? MAKE diye bir şey var. Majör kardiyak event. Yani majör kayıp olayı. Bunun içerisinde ne var? Felç var. Bunun içerisinde ne var? Ani ölüm var. Bunun içerisinde ne var? Kalp krizi var. Bütün bunlar LDL kolesterolü yüksek olan kişilerde istatistik olarak daha fazla görüldüğü ortaya çıkmış. Dolayısıyla biz size hiçbir şekilde kolesterol hapı mutlaka alacaksınız diye bir şey söylemiyoruz. Ama dediğim gibi bu şartları sağlıyorsanız kullansanız bence iyi olur. Ama benim hiçbir dokümante damar tıkanıklığım yok. Ailede herhangi bir rahatsızlık yok, kalp hastalığı, ani ölüm vesaire yok, tansiyon, kolesterol, şeker yok, sigara içmiyorum. Genç bir adamım, kolesterolüm yüksek. Ona illa da ilaç vereceğiz de bir kaydı söz konusu değil. Tabii ki diyet olarak da devam edilmesi gerekiyor. Sadece kolesterol hapını, sadece kolesterol düşüren bir ilaç olarak düşünmeyin. Bunlar statinler diye bir grup ilaç. Bunlar aynı zamanda mikropsuz olan iltihabı, yani inflamasyonu da azaltıyor. Çünkü neden? Eğer damar tıkanıklığınız varsa damar duvarında bir inflamasyon başlamış demektir. Damar duvarında inflamasyon başlamışsa ve onun üzerine bir balon ve stent yapılmışsa kimyasal bir müdahale vardır. Bu kimyasal müdahale sonucunda damar duvarında üşüyen endotellerde bir takım değişiklikler olur. Yine enflamasyon olur. Dolayısıyla onun da kontrol altına alınması gerekiyor. Bypass olduysanız da yine statinlerin bu konuda enflamasyon üzerinde faydaları var. Dolayısıyla çok uzun vadeyi düşündüğünüz zaman eğer bu şartları sağlıyorsanız o zaman daha güvenli bir şekilde hayata bakabilirsiniz. İlla da çok yüksek doz kolesterol kullanmanız da gerekmeyebilir. Neden? Çünkü belli bir düzeyde ilacınızı aldıktan sonra göreceksiniz ki LDL kötü kolesterolünüz bayağı düşer. Sonrasında dozu azaltarak ve diyetinize dikkat ederek, egzersiz yaparak bir kontrole girmeniz gerekir. Bu kontrol çerçevesi içerisinde eğer ilaç dozu düşmesine rağmen LDL düzeyiniz düşmeye devam ediyorsa o zaman ilacın dozu azaltılır. Yani illa da herkesin kolesterol hapı kullanması gerekmiyor. Ama siz dediğim şartlar altında belli bir risk grubunda girdiyseniz eğer onun için kolesterol ilacı kullanmanız sizin için yararlı olur. Son sözüm de şu, piyasada sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok ciddi sayıda bu kolesterol üzerine yayın yapan, araştırma yapan insanlar var. Bir de aynı zamanda sosyal medyada bu konuda yayın yapanlar var. İnanın bana eğer ki bunlardan herhangi birisi bir damar tıkanıklığına yakalansa, balon olsa, anji olsa, stent olsa, bypass olsa bunlar koşarak gidip bu ilacı alırlar. Çünkü kendi hayatlarını riske atmazlar. Dolayısıyla bekara boşanmak kolay gelir fakat buna karşın hayatınızı siz kendiniz bu insanların propagandasıyla riske atmayınız. Zaten dünyada iletişim çağında her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bir de doktora ulaşmanız da Türkiye'de kolay. LDL düzeyinizi sağlık ocağında gayet basit bir şekilde tetkikle de takip edebilirsiniz. Dolayısıyla doktorlarınızın önerilerinize uyunuz efendim. Kendinizi tehlikeye atmayınız. Çünkü bu videoları yapan insanlar bunun bedelini ödemeyecekler. Siz ödeyeceksiniz. Bu da hiç iyi olmaz. Sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ederim.